Ablacığım, ay üzülme ne olur tamam. Yani vardır belki bir açıklaması, bir dinleseydin. Ya bu söylediği yalan nasıl bir açıklaması olabilir? Gözümün içine baka baka söyledi ya. Ben bu sözleşmeyi iptal ettim dedi. Ben anneme ne diyeceğim? Vallahi abla doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun sen doğruyu söylemesi gerekiyordu. Herhalde düğün üstü bir tatsızlık çıkar diye korktu. Bir de böyle ahkam kesiyor. İşte ilişkide güven çok önemli. Yok öyle yok böyle. Ne oldu? Ya kendisi bu kadar çok konuşurken asıl en büyük yalanı o söylemiş bana ya. Of vallahi şurada anne olalı daha 3 gün oldu. Bir keyfini bir mutluluğunu yaşayamadın ha. Bu ne ya 3 gün mutlu oluyoruz ertesi gün perişanız. Annemi ne yapacağız? Vallahi ben onu bilmem. Anneme hiçbir şey söylemeyeceğiz Lale. Vallahi bu sefer duyarsa delirir. Kavga ettiğinizi söyleseniz nedenini soracak. Ay yok canım evine geri dön der, barışın der yani. Acaba şehir dışına mı çıktı desek acil iş için falan? Ne bileyim ancak onu söyleriz. Oldu. Kızım evinde kal ben zaten yanında kalıyorum demez mi? Ay şimdi onu da iptal etmek lazım. Gelmemesi için ne yapacağız o zaman? Ya ben o eve gidemem yani yüzünü görmek istemiyorum onun. O da o biraz zor be. Arada bir çocuk var nereye dönmüyorsun? Bence o da ona güveniyor zaten. Yalnız şu akrabalarına söz geçirmemesi tamamen eniştemin suçu. Anlayamıyorum ya ofiste rahat rahat videolar çekiliyor sana gönderiliyor. Nedir bu sizden istedikleri ya? Ay bana bak onun altından da o sarı çiyan çıkmaz. Ya Erol ya da o işte. Ay ne bileyim artık yani birbirlerinden ne istiyorlar ben anlamıyorum. Alsınlar Onur'la beraber yaşasınlar o zaman. Ya ben ne tanıştığımdan bir şey anladım ne evlendiğimden anladım. Dedim ki tam böyle hamileyim doğum yapacağım falan. E bu sefer anne oldum her şey huzurlu geçer. Yok ya olmuyor izin vermiyorlar. Ay vallahi ablacığım bir oh diyemedin ha. Hamileliğinde stres, doğurunca stres. Ya bunlar yeğenime de üzüyor. Zaten bunu düşündükçe daha da çıldırıyorum yani. Ya ben lohusayım, lohusalığımı yaşayamıyorum. Ay annem arıyor hissetti herhalde. Efendim anneciğim. Alo Lalem. Yavrum ben işi gücü bitirip bir türlü gelemedim kusura bakma. Çıkıyorum annem ne yaptınız siz? Gelmene gerek yok diyecektim. Neden? Çünkü ben bizdeyim. Aa nasıl bizim evdesin? Şey Onur'un acil bir iş çıktı şehir dışına gitmesi gerekiyordu. Ben de bize geldim. Kızım ne işiymiş bu? E sen niye geldin ben gelebilirdim. Daha çocuğun 40'ı çıkmadı yavrum ya böyle sokaklarda dolaşıp. Onu da düşündüm. Onu da düşündüm anneciğim. Şey ben orada şimdi gelen giden çok oluyor ya. Rahat edemem diye. Ha, burada dinlenirim diye düşündüğüm için geldim. Tamam anladım yavrum. Anladım. Tamam. Güzelim. Buradan istediğin bir şey var mı? Ha? Gelirken getireyim. İstemiyoruz anneciğim. Teşekkürler. Görüşürüz. Tamam yavrum. Tabii. Artık o Yıldız Hanım ne kadar evi arşınladıysa... Kızcağız sıkıntıdan kendini dışarı atmış. Herkes nerede? Emir'i mi uyutuyorlar acaba? Lale! 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 Nerede bunlar ya? Lale! 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 Bak eve gelmiş.
Ama açmayacağım. Aa, ne demek o be? Aç. Aç, aç. Annemi arar sonra. Aç. Tamam ya. Efendim. Alo aşkım, neredesin? Merak ettim. Sana ne olur? Sana ne? Lale, ne oluyor? Sen çok iyi bilirsin ne olduğunu. Bak, sana sadece tek bir şey soracağım. Yalvarıyorum, bu zamana kadar bana dürüst olmadın, sürekli yalan söyledin. Bari bu konuda bana dürüst ol, tamam mı? Sözleşme hala duruyor değil mi? Duruyor. Sana yalan söylemek zorunda kaldım ama ben de seninle bunu konuşacaktım bugün Lale. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Yazıklar olsun. Beni sakın arama, tamam mı? Beni sakın arama. Lale. Allah kahretsin ya. Ablacığım ne diyor? Neymiş yalanın açıklaması? Ha? Ya ne diyecek? Evet diyor tabii ki ya. Ya açıklama yapılacak bir şey yok ki ortada Allah aşkına. Ya benim güven konusunda çok hassas olduğumu biliyor bu adam. Ve bunu bile bile bana yaptı. Yazıklar olsun ya. Aa, tamam. Anneciğim, hadi sen şimdi kalk böyle üstünü başını değiştir, ellerini de güzel yıka, dişlerini de fırçala, yemeğe oturacağız. Anne, kardeşimi görecek miyim? Uyansın görürsün Gülşah. Hadi yesesin. Tamam tamam tamam, sessiz olun tamam mı, kardeşimiz uyanmasın. Tamam anne. Hadi o zaman güzel kız. Hadi koş, hadi koş. Yok. Ben yerimde duramıyorum ya. Sinirden yerimde duramıyorum. O kadar öfkeliyim ki. Nasıl göz göre göre bana yalan söyler ya? Nasıl kandırır beni? Abla ya, bir dinlese miydin acaba? Belki bir açıklaması vardır. Ay yok, saçmalama. Dergiz bu gerginlikle zaten görüşmesinlerdi. Yarın olsun, bir üstüne yatsın kalksın. Allah yerim artık. Vallahi üstüne yatsam da kalksam da hiçbir şey değişmeyecek. Ben bunu sindiremeyeceğim. Ablacığım saçmalama. Bak yapma bu kadar. Sinirlenme de yani, sütüne geçecek bu. Ay canım olur, bak birazdan annem gelir. Vallahi bizim bu suratımızı bu halde görürse yemin ediyorum var ya, öfkesinden deliye döner, kurtulamayız elinden yani. Ay vallahi ablam doğru söylüyor. Tamam ya, tamam. Geldi. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Oturduk, gülüyoruz, hiçbir şey çaktırmıyoruz, tamam mı? Hadi o zaman. Evet. Gelelim, arkamıza yaslanalım. Rahat, derin derin nefes alalım verelim. Hadi. Kazamız mübarek olsun kardeşlerim. Ay. Vallahi üç kahve daha geldi. Hoş geldin. Anne. Nasılsın Emi, nasıl? İyi anne, uyuyor. Uyuyor mu? Şey yaptınız mı? Kızım düşmesin, o kenarlarına yastık koydunuz mu? Koyduk anneciğim. Ha, kombiyi de açsaydın sonuna kadar üşümeseydi. Sonuna kadar açtık anneciğim. Ha, Gülşah annesi varmış. Gülşah anneciğim şey, Emir doğduğundan beri böyle bir tuhaf davranıyor. Herhalde kıskandı. Okulda böyle mızıklanmış. Annemi istiyorum, annemi istiyorum diye gittim aldım ama hiçbir şey yok işte. Demek ki neymiş? Hepsine eşit mesafede davranacağız. Tamam, aynı ilgiyi göstereceğiz. Aman bu Emir de zaten çişli mi ne? Ay. Tamam mı? Hadi ben üstümü değiştireyim de. Tamam. Şey yapalım. Kurtuluş nerede? Hah, bak o kadar da dedim yani, kapıyı çalma, mesaj at diye. Ben bir gideyim bakayım anne. Hadi ablacığım. Ay ben en çok Gülşah'ı özledim. Ay Emir de orada mı Allah aşkına? O çişli, onu çok sevmiyorum ben. Hadi anne. Anlat bakalım. Beni soruyor mu? Soruyor anne. Ne diye soruyor? Şey mi diyor? Bir isteği varsa arasın. Ay Allah'ım benim. Ha, şey anne mi diyor yoksa şey mi diyor, kayınvalidem mi diyor? Anne diyor. Ha, anne diyor. Peki ben ona ne diyormuşum? Onu en çok neyi seviyor? O, oğlum diyor dedim ben. Bak içim öyle doğdu zaten. Ne zaman geliyormuş? Bilmem. Ay şey çok yakın bir zamanda. Ya Baldız, sen ne acayip bir şey doğurmuşsun öyle ya. Yakışıklı yakışıklı, aynı babası ha. Ya. Ya Baldız, kusura bakma bu arada be. Yani hani işten güçten vakit bulup bir türlü gelemedik ya. Olsun, biz geldik işte. Hem çok sevindim, aranız düzelmiş. Bir de her şeyin yanlış anlaşılma olduğu anlaşılmış. Tazminat almışsın, ne güzel. Ya Baldız harbiden ha. Aynen öyle oldu. Haklandık işte. Ya bir de hak yemeyen bir bacanağımız varmış sağ olsun. Ödedi hakkımızı işte. Öyledir Onur. Aa,
Ne oldu kız? Niye vurdun bana? Ay benim ayak atak yaptı evde. Sana mı sekti onu? Ay, huzursuz ayak sendromu. Böyle atıveriyor. Evet. Şey onu ne zaman geliyor? Bak burada rahat edemezsin. Sonuçta sizin düzeniniz orada değil mi çocuklar? Yani ben ne diyorum biliyor musun? Yarın biz atlayalım gidelim. Senin evi de bir hazırlayalım. Çok yakın zamanda onu geri dönecek anne. Bir de Emir sonuçta anneannesiyle, teyzeleriyle, bak ikinci ailesiyle sonuçta. Bir de o eve çok gelen giden oluyor. Ben çok yoruluyorum. Tabii bence de doğru söylüyor anne. Evet ya bak ayrıca bu Şerife'nin, Betül'ün gözü göz değil ha. Bak çocuğumuza, bebeğimize nazar falan diyecek Allah korusun. Kalsınlar ayrıca ya. Heh, kalsınlar. Evet anneanne, burada kalsınlar kardeşim. Hey, evet anne ya, kalsınlar kalsınlar Allah aşkına. Şimdi bunlar orada kız başlarına ne yapacaklar yani? Başlarında erkek yok. Hem ben buradayım, ben bakarım onlara ya. Sen biraz daha konuşursan ben vazgeçeceğim. Az konuş. Ay ben çok heyecanlandım şu an. Ay ne bileyim. Yine bir aradayız hep birlikte. Bu sefer torunum da var. Ay bayıldım ben bu iş aslında. Ne güzel hep eskisi gibi birlikteyiz. Öyleyse bu durumda biz ne yapıyorduk? Sevgi çemberi. Aramıza hoş geldin. Eksik olmayın anneciğim. Anne. Annem. Annem benim. Seni benim. Şey o zaman... Ben Emir uyanmadan gideyim biraz dinleneyim. Bak yorgun işte, yorgun, haksız. Tamam sen şey yaparsın olur mu? Bir şey olursa mesaj at, o uyanmadan. Tamam mı güzel, biz hemen geliriz. Tamam. Yatıyor, yatağa atıyor kendini. Çok başlarına geliyor, çok. Sözlerimizde muhabbet yok artık. Sahile vurmuş umutlar. Fonda sararmış yapraklar. Gözlerimizde parıltı yok artık. Karanlık. Yar, al beni yanına. Sar beni canına. Senden sonra hayat mı var sandım. Hayatım kalmadı. Bir sevdaya düştüm ki, öyle bir kanattım ki, senden sonra kimseler sarmadı. Anneciğim ya. Ya ben hepinizi uyandırdım ya.
Ablacığım olur mu öyle şey, sorun değil de ne oldu, niye ağlıyor peki? Ben anlamadım ki yani, mamasını yedi, gazını çıkarttı. Anlamadım, susmuyor, asla susmuyor. Abla ya, hasta falan olmasın, ateşi var mı? Yok, ateşini ölçtüm bak. Ya Baldız, hani ne bileyim, belki babasını özlemiştir be ha? Yok ya minnacık bebek, anlar mı öyle şeyden? Anlar mı? Bileyim yani. Aa bu çocuklar ya. Anne anlamadım, susmuyor. Ver 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 ver. Anne annesini bekliyordur o, susmak için. Anne annem diyordur o. Anne ya, ben de tam şey diyordum hani, belki babasını özlemiştir. Hani ne bileyim yani, Gülşah da beni gördüğünde susardı da hani, oradan aklıma geldi yani. Olabilir vallahi, olabilir. Çocuklar her şeyi biliyor çünkü, her şeyi fark ediyor. Belki babayı özledi, belki yerini yadırgadı, belki ikisi de. Olabilir mi anne öyle bir şey ya? Yani Onur da tam gidecek zamanı buldu. Anne, ya bir versene onu be. Ben yeğenimle böyle bir erkek erkeğe anlaşırım gibi geliyor bana ya. Dikkat et Kurtuluş, dikkat et. Ya ilk defa çocuk bakmıyor yüzünün, aşk olsun, Allah Allah. Aa. Ay. Aa, sustu. Ha, çok şükür ya. Mutfağa doğru. Sen bir dikkat et. Aslan parçasına bak be. Hadi. Sustu. Mutfağa doğru gidiyorum ben, tamam. Bakma. Sessiz ya. Lale, kızım siz gerçekten kavga etmediniz değil mi Onur'la şehir dışında? Hı? Evet anne, yalan mı söyleyeceğim sana? Bilmem ben. Hayır, anneannen rüyama girdi de biliyorsun, o boşuna girmez. Yani o dedi, maşallah dedi, sizin aile dedi azalacağına, o kocasını alan çocuğunu alan geliyor eve dedi. Tabii ben de hayır anne, hayır dedim. Anne, benim geçici bir süre. Ha öyle dedim, geçici bir süre anne dedim. Öyle değil dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Sen safsın dedi, sen safsın dedi. Bak eğer yine beni kandırıyorsanız, vallahi yemin ediyorum bu sefer yüzünüze bakma. Aa, aa anne niye öyle söylüyorsun? Aa, Allah korusun ya. Neyse anne ya. Anneannem nasıldı, iyi miydi, nasıl gördün? Annem iyi. Ay melek gibiydi yine. Ay canım, çam ağacı gibi böyle donatmış yine göğsüne her şeyi. Ay Emir'i, Emir tanısa nasıl severdi. Ay Emir'i ne kadar severdi. Böyle birdenbire hiç ortada bir neden yokken taş gibi kadın. Sen git 107 yaşında. Hiç anlamadım. Ay, ay annem sen bak bunu düşündün, üzdün kendini. Ondan girdi senin rüyana canım annem benim. Bilemiyorum. Ama bir an evvel gelsin şu senin kocan. Bir an evvel gelsin. Boş ver artık, işi gücü bıraksın canım. Anne boş ver diyorsun ama önemli bir iş dedi zaten. Önemli olmasa niye gitsin? Ne diyeyim? Geri gel mi diyeyim? Gel beni al mı diyeyim annemin evinden? Doğru, o da olmaz şimdi madem yoğun. İşleri var o zaman şöyle yapalım, biz gidiyoruz. Senin eve. Anne rahat edemeyiz dedim ama. Lale sen anlamıyorsun. Seni rahat etmen önemli değil hayatım. Çocuğumuzun rahat etmesi önemli. Anlayabildin mi? Ablacığım, annemden doğru söyle ablacığım. Yarın sen de geliyorsun, unutma. Tamam, hadi o zaman. Şimdi ben kahvaltıyı hazırlayayım. Benim bir işim var, şeye, bir çiçekçiye falan gideceğim, geleceğim. Tamam, hemen hazırlıyorum, kahvaltıya gelirsiniz. Tamam. Tamam, hadi. Aferin size. Kız onun ne suçu var? Ben söyledim, seni Allah kahretmesin. Ablacığım. Ya inanmıyorum ya. Ya abla vallahi sana da helal olsun ya. Annemin yanında bir de. Ya ablacığım ne yapayım yani? Allah Allah, kusura bakma, annem haklı ama ha. Aa, çocuk evini arıyor olabilir. Bence de arıyor olabilir abla. Vallahi ablam haklı. Eniştem gitsin. Allah Allah, kadın evi terk etmez ki ayrıca. Ay evet, Nergis doğru söylüyor. Gidilecekse erkek gider, sen artık bir annesin. Senin önceliğin çocuğun olmalı artık, öyle gurur murur yok yani. Çok özür diliyorum, çok pardon. Sen o yüzden Kurtuluş eniştemle kavga edip böyle bu eve geliyordun. Evler farklı, karıştırmışım. Ablacığım o ayrı, aynı şey değil. Kurtuluş yüzsüz canım. Onu böyle kapıdan kovuyorsun, bacadan giriyor yani. Ne yapayım, bana başka şans bırakmıyor ki. Mecbur evime dönmek zorunda kalıyorum.
Bilmiyorum ya, kafam iyice karıştı. Ne yapacağım bilmiyorum. Bak, bak Lale'cim. Şöyle yapacaksın ablacığım. Onur'u alacaksın sakince. Karşına oturtup konuşacaksın, tamam mı? Sen de akşam eve gidersin. Onur da gerekiyorsa gitsin bir otelde kalsın canım. Allah Allah, bize ne? Aynen öyle abla. Onun suçu, onun düzeni bozulsun. Hı? Ya gidemediğim için bunları yaşıyoruz zaten. Gitmeyeceğim eve. Abla gidemem diyorsun da daha ne kadar bu şekilde kalabilirsin ki? Duydunuz annemi yani. Yalan söylediğimizi anlarsa bizi mahveder. Ay evet vallahi Lale. Bizi bitirir ha. Ne olur. Ya, yani ya anneme her şeyi anlatalım ya da Onur'la otur konuş, bir orta yolunu bulun yani. Hadi çocuklar, kahvaltı hazır. Hı. İyice düşün taşın ablacığım. Hadi de yüzümüzü değiştirelim. Hadi sen de hadi. Of Onur ya. Bizi düşürdüğün hale bak. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.